Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar. Tabii bugün biraz böyle bir kritik bir gün. Niye kritik bir gün? Şimdi nereden başlasak? Bayağı uzun bir rüya oldu. Aslında güzel de bir rüya oldu. Birçok insan para kazandı. Piyasaya yeni giren birçok dostumuz gerçekten güzel paralar kazandı. İnşallah da kazanmaya devam eder. Ama hep hani bütün piyasa profesyonelleri olsun veya işte ben de özellikle son iki gündür yaptığım videolarda hani özellikle fiyat değerinin çok inanılmaz rakamlara geldiğini, artık buradan yeni alacak insanların dikkat etmesi gerektiğini, alan Allah bereket versin grafik bozmadığı sürece satma ama bu tarz hisselerde döndüğü zaman satmaya imkan vermez dedik hep. Hani insanlarda hep şu vardır ya işte döndüğü yerde işte atıyorum 5 günlük ortalamayı kırdığımı veririm. Bu tip çıkışlarda bu çalışmaz. Şimdi bugün ne oldu? En çok şu anda Türkiye piyasasının konuştuğu işte Sasa, Pektaş, Konturmatik, Halkbank. Halkbank'ı da konuşacağız. Halkbank da taban oldu. Ve tabii bütün bunlar taban olunca Viyop endeksi de %6 düştü. Şimdi birinci hata burada şu arkadaşlar. Sadece bir tane hissenin yani Sasa'nın tek başına bu kadar borsayı etkiliyor olması IMKB 30 içerisinde bütün dengeleri değiştiriyor. Çünkü niye? Son 3-4 günkü çıkışta hep şunu söyledik. Ya dedik arkadaşlar borsa çıkıyor gözüküyor evet. Ya arkadaş 4 tane 5 tane hisse çıkıyor. Diğer hisseler hiçbir yere gitmiyor. Yani borsanın o çıkışı aldanıcı yani bir bakıyorsunuz Viyop kontratları %5 yukarı gidiyor. Yani holdingler eksi kapatıyor Viyop %5 yukarı gidiyor. Niye? Çünkü Sasa gidiyor, Hektaş gidiyor. Bunların ağırlığı var falan filan bilmem ne. Şimdi arkadaşlar bir şeyin genetiğiyle oynarsanız iş eninde sonunda bir yerde patlar. Bakın Eylül ayındaki bankacılık olayında da bu olmuştu. Hatırlıyorsanız o zaman da çok uyarmıştık. Olay patladıktan sonra da taban taban çok büyük sıkıntılar yaşanmıştı. Şimdi bir kere şunu çok net söyleyeyim. Hani inşallah böyle şeyler yaşanmaz. Çok net söyleyeyim. Çünkü kimsenin para kaybetmesi bizim işimize gelmez veya bundan sevinmeyiz. Ama şu da var. Şimdi mesela geçen gün çok güzel bir iki tane insanla konuştum. Eğitim almak için mail atmış. Geri aradım. Adam şöyle bir şey söyledi. Ya Burak hocam dedi. Son 4 aydır borsaya girdik. Çok güzel para kazandık falan. Ben dedim ki oğlum dedim çok güzel para kazandıysa niye eğitim alıyorsun? Hocam ama dedi şansa kazandım. Yani dedim işte Sasa Hektaş falan almış. Hocam dedi para ikiye katladı. Ama dedi ben şunun farkındayım. Ben dedi şansa para kazandım. Ve dedi dönüşte bu parayı kaybetmek istemiyorum. Bu işi bilerek yapmak istiyorum. Bakın. O kadar güzel bir şey ki. Çünkü insanlar para kazandığı zaman şunu yapıyorlar. İşte mesela işte biri konuşuyor falan diyelim değil mi? İşte mesela herhangi bir profesyonel diyor ki işte ya kardeşim işte bu hisseler bu. Ya diye sen ne biliyorsun kardeşim diyor. Biz diyor büyüyen şirketiz. Biz ileriye dönük yatırım yapıyoruz. Şimdi piyasada şöyle bir şey var. Şimdi Sasa işte Hektaş bunların fiyat değerlerine baktığınız zaman piyasa değerlerine. Evet bunlar çok iyi şirketler. Türkiye'nin gerçekten en iyi şirketlerinden biri. İlk 5'e yazarsınız. Evet. Çok değişik bir yatırımcı kitlesi var. Ama ya her şeyinde bir ederi var. Yani 2 kere 2 8 etmiyor. Bak 4 yani 5 demiyorum 6 demiyorum ben. Yani 2 kere 2 8 etmiyor. İşte bir bakıyorsunuz Twitter'a. Twitter'da bir güruh var. Yani siz kazara Sasa ile ilgili bir şey yazın. 50 tane hesap başınıza diniyor. Şimdi bakın bu normal bir şey değil. Bu çok organize bir iş. Yani burada o kadar güzel bir iş var ki sosyal medya tarafı, işin tahta tarafı, işin arka tarafta başka hikayeleri, o hikaye ve hisse inanılmaz fiyatlara gitti. Bakın inşallah daha da gider. Ama şimdi göstereceğim şeylere dikkat etmek lazım. Ve bunların dönüşünde bunlar nereye kadar gelebilir? Yatırımcı yeni pozisyon açmak için nereleri beklemeli? Şimdi bunlara bakacağız tamam mı? Şimdi öncelikle bir bugün bakalım. Şimdi arkadaşlar Sasa en son yaptığımız yayında şu filamayı kırdığını demiştik ki şu Bollinger üst bantlarına kadar artık bu gidecek. İki günde de gitti. Şimdi bugün sabah açıldığında bir anda çat diye taban oldu.
Zaten bu taban olunca Viyop endeks kontratta gördüğünüz gibi %6 düştü. Nasıl bu yukarı giderken Viyop patır patır yukarı gidiyordu her gün? Bu düşünce burası da indi. Heh. Şimdi Sasa nereye kadar geri çekilebilir? Şimdi bir, Sasa normal şartlarda teknik olarak düzeltmesini şu 146-150 bandına kadar gelebilir. Buranın altına Sasa inmemeli. Sasa buranın altına inerse arkadaşlar bu sefer 125 binleri konuşuruz. Şimdi bugün piyasa açıldığında şöyle yarım saatliğine bir bakalım. Bakın Sasa taban olduktan sonra hiç işlem görmedi bir daha. Yani bu ne demek? Şimdi derinliğini açalım. Bakın 9 milyon lot satışta kapattı. Aracı kurum dağılımını açalım. Yaklaşık 1 milyon 200 bin tane garanti BBVA vermiş. Yatırım finansman vermiş. 413 bin lot genelde karşılayanlar. 440 bin lota yakın mal vermiş. Ama ben burada şuna dikkat ederim. Burada taban hiç çözülmedi. Yani taban olduktan sonra hiç çözülmedi. Dolayısıyla bu biraz sıkıntı. Dolayısıyla burada en azından 147 bin, 145 bin bandına kadar bu hareket ilk etapta gelebilir. Hatta Allah korusun burayı kırarsa dediğim gibi bu %25'lere kadar gelebilir. Haftalık grafiğe baktığınız zaman inanılmaz bir çıkış görüyorsunuz. 20 haftalık ortalama 100 liralarda kaldığını görüyorsunuz. Sasa'nın bugün baktığınız zaman detay bilgilerine, buna en son video göstermiştim. Arkadaşlar şirketin piyasa değeri 378 milyar, şirketin öz sermayesi 13 milyar. Yaklaşık 30 katı. FK'sı 51. Normalde piyasa defter değeri 5.80. Tamam, şunu arkadaşlarımız diyebilir, şunu anlarım. Ya derler ki kardeşim işte bu büyüme hissesi, sen buna o FK ile bakma falan da filan da pişman da. Şimdi abi 13 milyar olan bir şey 380 milyar fiyatlanıyor. Arkadaşlar 380, yani borsada bütün şirketleri, yani Sabancı'yı, Koç'u bilmem neyi topluyorsun, bir tane Sasa etmiyor. Bakın bu normal değil. Bunu bütün 2 haftadır bütün artık yani televizyonda herkes konuşuyor. Çünkü niye? Ya kardeşim tamam, para kazanan kazandı, helal hoş olsun, daha da kazansın. Ama öyle bir güruh var ki sosyal medyada. Hala daha 150 lirada insanlara sasa daha gidecek, uzaya gidecek, işte 10 yıl sonrayı fiyatlıyoruz. Arkadaşlar 10 yıl sonrayı fiyatlıyorsunuz da yarın da olacağınız belli mi? Yani yarın ya birisi size pamuğu tıkarsa. Yani rahmetli bir abim vardı. Necati abim, Allah rahmet eylesin. Ben böyle işte böyle plan milan yapardım. Bana derdi ki, oğlum derdi, sen hayal kurarsın, yukarıdaki bakar güler derdi. Yani yarına çıkacağımızın garantisi yok. Adam diyor ki, biz diyor 10 sene sonrayı fiyatlıyoruz diyor. Hangi 10 sene sonra? Bir sektörün 10 sene boyunca aynı hızla büyüyebileceğini veya bakın bundan 4-5 ay önce Ereğli'de çıkan olay, 35 lirada Ereğli'de rapor çıktı 75-80 lira olacak diye. Konjonktür bir değişti dünyada. Ereğli 35 liradan 25 liraya geri geldi bir haftada. Yani zaten işte öyle bir geri çekilme olunca herkes şunu demeye başlıyor. Biz zaten orta vadeli yatırımcıyız. Biz kağıdımıza güveniyoruz. Tamam güzel kardeşim, sen kağıdına güven de. O zaman en azından arkadaşlar şunu yapın. Allah aşkına bu sosyal medyadaki arkadaşlar, bu güruhlar. Ya güzel kardeşim burada alana kazandırmışsın. Helal olsun, 60 lirada demişsin bak. Sasa'yı demişsin ki kardeşim 50 lirada alın, 75 lirada alın. Ama artık 150 lirada burada sasa demeyin burada. Burada şunu deyin. Bak deyin ki ya arkadaşlar, hani yeni alacak arkadaşlar en azından bir düzeltme beklesinler. Çok da acele etmeyin. Uzaya, forward, işte 20 yıl sonrayı fiyatlıyoruz, coşacağız, kopacağız. Yok işte overall gösterenler, kağıt gösterenler, işte hesabımda benim şu kadar para var diyenler. Ya arkadaşlar hiçbir doğru adam hesabını göstermez. Hiç kimse. Bakın ve çok ilginç diyorum ya size, sosyal medyada kazara böyle Sasa, Hektaş, işte Konturmatik hakkında falan, özellikle Sasa hakkında en ufak bir şey söyleyin, yağ yolar üstünüze 2 dakikada. Bak 2 dakikada böyle üstünüze çullanıyorlar. Ya arkadaş nasıl bir organizasyonsunuz, nasıl buluyorsunuz, nasıl ediyorsunuz? Ha bak bu videonun altına da 50 bin tane hikaye yazacaklar. Ya yazın, ya topunuz gelin, sıkıntı yok da bu kadar yapmayın. Bak ne diyorum gene? 50 lirada 75 lirada Sasa'yı söyledin. Helal olsun. Alnından öperim senin. Çok iyi analistsin. Bravo. Ki bu hisselerin gidişi arkadaşlar, bir hissenin gitmesi için bazı şartların oluşması lazım.
Şimdi bugün 2FK'da işlem gören Sabancı Holding 2 yıllık karında işlem görüyor. 2 yıllık karında. Sabancı Holding gitmiyor hiçbir yere. Onu kimse almıyor. 20 yıl sonra fiyatlayan Sasa, yani 40-50 kat fiyatına çıkmış hisseyi herkes almak için hücum ediyor. Ve hisse her gün tavan tavan gidiyor. Şimdi burada bir düşünmek lazım 2 dakika. Şimdi burada dediğim gibi yapılacak şey şu. Arkadaşlar 145-150 bandı, bir de dediğim gibi bu taban olduktan sonra bir hareket etmemesi biraz beni açıkçası yarın için korkuttu. Kontürmatik'e geldiğimiz zaman Kontürmatik de aynı grup çok ciddi bir rally oldu. 227'leri gördü. İnanılmaz bir hareket. Şimdi burada 20 günlük ortalama 150 liralarda kaldı. Şimdi Kontür Sasa'ya göre şöyle bir avantajı oldu. Kontür gün içinde açıldı tabanlar. Tabanlar açıldı, bir gitti geldi. Dolayısıyla Sasa'ya göre biraz daha istekliydi. Yani bir hareketlilik vardı. Bir taban çözüldü, yukarı gitti, bir daha geldi ve kapandı. Dolayısıyla hani Kontür'de de burada yeni almak isteyen arkadaşlar en azından şu 150 liraları bence yeni alım için beklesinler. Hektaş'a baktığınız zaman Hektaş da çok ciddi anlamda 30 liralardan 50 liraya gitti. O da bugünü taban kapattı. Tabanda 29 milyon lotla. Orada da baktığınız zaman o da aynı Sasa gibi taban oldu ve bir daha hiç işlem görmedi. Yani Kontürmatik gibi açılmadı tahta. Dolayısıyla Sasa Hektaş'ta da 38 bantlarına doğru en azından yeni alım için burayı beklemenizde fayda var. Halkbank'a ne oldu derseniz bugün? İşte bir gün önce Halkbank gayet iyiydi ama döndüler Halkbank'ta. Bir gün önce alanlar Bafo. O da geldi döndü. Bütün malı bir gün önce malı verince 20 milyon taneyi, burası da arkadaşlar kendini taban kapattı. Ve hani şu gördüğümüz Halkbank'ta 16 liraya gidiyor mu diye heveslenen arkadaşlar gene ne yazık ki hani böyle bir şey olma olasılığı şu an itibariyle çok ama çok zor. Çünkü orada ayrı bir olay, farklı bir organizasyon vardı. Tamamen vadeli kontratlar üzerinden yapılan bir işti. Dolayısıyla arkadaşlar diyeceğim şey şu, özetle. Lütfen bu videoyu işte Sasa, Hektaş da iş yapan arkadaşlar, Kontürmatik, en azından şunu yapabilirsiniz. İnşallah bu hisseler düşmez dediğimiz yerlere. İnşallah yarın bunlar kalkar yine tavan olur. Tavan tavan gitsin. Tepe, en tepe 500 bin lira olsun. Sasa. Herkes para kazansın. Ben hatta geçen gün söyledim. Yani devlet kur korumalıyı bıraksın KKM'yi, SKM çıkarsın. Sasa korumalı mevduat. Hatta hazine dedim Sasa alsın. Hazine Sasa'dan para kazansın. Yani biz isteriz ki herkes para kazansın. Ve bunlar çok hakikaten çok iyi şirketler. Sadece buradaki sıkıntı şu. Bir fiyat çok hızlı bir şekilde bir yere gittiği zaman, tamam mı? Artık oralarda almak peşinde koşmaktansa tamam, malını da satmak istemiyorsun. Sen diyorsun ki kardeşim bu Sasa 25 liradan 150 oldu ama 500 lira olacak. İnşallah olur. Ama bari orada hala 150 lirada insanlara alın 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 demeyin. Deyin ki ya kardeşim, arkadaşlar bakın kısa vadede bu 50 liradan 150'ye geldi. Yeni alacak arkadaşlar. Bir düzeltme bekleyin, bir soluklansın tahta, bir kar satışı gelsin. Bu Hektaş için de geçerli, Kontürmatik için de geçerli. Gerçekten borsaya birçok insan geldi. Bundan çok mutluyuz, çok güzel ama çok bilinçsiz insan geldi. İşte ilk başta verdiğim örnek gibi, yani adam eğitim için aradığında konuşuyorsun. Anlat bakayım diyorsun hani hikayeni. Çünkü eğitim almak isteyen herkesle birebir konuşuyor. Adam diyor ki hocam diyor çok iyi para kazandım diyor 3 ayda. E tamam oğlum diyorsun, niye eğitim almak istiyorsun? Hocam ama diyor şans eseri kazandım. Bak, bilinçli herif. Evet, borsada hiçbir zaman fırsatlar bitmeyecek. Daha başka Sasalar da olacak, Kontürmatikler de olacak, başka hisseler de olacak. Fırsat hiç bitmeyecek. Ama siz hani neyin gerçek, neyin suni olduğunu anlamazsanız, trene nerede bineceğinizi, nerede ineceğinizi, bir trenin döndüğünde nasıl olacağını anlamazsanız çok büyük sıkıntılar çekersiniz. Dediğim gibi bu video lütfen hani moralinizi bozmayın. Ben hani bunu sizin moraliniz bozulsun diye bir video çekmiyorum. Sadece burada Sasa, Hektaş, Kontürmatik, Halkbank bugün ne oldu? Bunlar nerelere kadar geri çekilebilir? Yeni almak, pozisyon açmak isteyen arkadaşlarımız, hani işte 20 yıl sonraya doğru yatırımlarına devam etmek isteyen arkadaşlarımız, en azından hani bu seviyelere dikkat edin.
Tabii hani o seviyelerin altına gelebilir mi verdiğim noktaların? Gelebilir. O yüzden biraz dikkatli olun. Acele etmeyin. Tahtalar bir otursun. Fiyat bir otursun. Bakalım neler olacak. Hakikaten tüm Türkiye nasıl Eylül ayında bankaları izliyordu. Şu anda da son bu Kasım ayında bütün Türkiye, bütün profesyoneller bu şirketleri izliyor. Hayırlısı olsun inşallah. İnşallah herkes para kazanır. İnşallah herkes zengin olur. Ama öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. Eskiden hatırlar mısınız şey vardı televizyonda Titan zinciri. Alkışlardı böyle. Öyle haberlerde gösteriyordu. O zaman böyle yani öyle genç falandım. Anlamıyorum lan herifler toplanıyorlar lüks yerlerde falan filan. Şampanyalar falan. Alkışlıyorlar falan. Titan zinciri. Sonra bir baktık 3 ay sonra hop zincir patladı. Birileri parayı buldu. Trene son binen zincirin son halkaları da patladı. Yani o yüzden bunlara dikkat etmek lazım. Emeksiz ekmek yok. Emek vereceğiz. Bu işi yapıyorsak bu işi öğreneceğiz. Neyin ne olduğunu, ne yapacağımızı bileceğiz. Bilmezsek şansa para kazanırız. Şansa kazandığımız parayı da bir gün arkadaşlar bırakırız. Ne yazık ki bu iş böyle. Bilenin hakkıyla az kazan, hep kazan. Ama şans eseri parayı vurdum. O masadan kalkmıyorsan o parayı senden gerisin geriye alırlar. Dua et fazlasını almasınlar. Herkese hayırlı akşamlar olsun. İnşallah dediğim gibi verdiğim seviyelere dikkat edin. Tahtaların biraz oturmasını bekleyin. Bütün gözler şu anda orada. Acele etmeyin. Herkese kolay gelsin.